Merhaba arkadaşlar, ben Savaş Doğaner. Yeni bir beyaz ayakkabı nasıl temizlenir videosuyla daha sizlerleyim. Bu videoda yine bir beyaz ayakkabımı temizleyeceğim. Şu anda ayakkabıyı pembe olarak görüyorsunuz. Aslında bu ayakkabı beyaz bir ayakkabı. Ama tenis kortunda, toprak kortta oynarken ayakkabı bu hale geldi maalesef ve şu an rengi aslında çok güzel, pembe gibi. Daha önceki videolarımda değişik formüller kullanmıştık ama bu videoda çok farklı bir yöntem kullanacağız. Aslında bu yöntemi hepiniz biliyorsunuz. Ayakkabıyı doğrudan çamaşır makinesine atacağım. Ama makineye atmadan önce bağcıklarını sökeceğim. Daha sonra bakalım bu görmüş olduğunuz toprak tabakasını sadece çamaşır makinesine atıp yıkayarak çıkarabilecek miyiz? Şimdi şöyle önce bir göstereyim. İyice bir görün ayakkabının şimdiki haliyle. Şöyle yakın çekimde yapayım. Yıkandıktan sonra bir de bakalım nasıl bir hal alacak. Bağcıkları söktüm. O ayrı yıkanacak. Ayakkabılar atmadan önce şöyle üzerlerine sıvı bulaşık deterjanı atıyorum. İyice köpürsün diye. Tamamdır. Bu şekilde. Deterjanımızı atıyoruz. Ben sıvı kullanıyorum. Siz tozda kullanabilirsiniz. Bizim makina biraz eski. Kısa program almanız gerekiyor. Çok uzun süre kullanmayın. 30 derece devir varsa 600-800 arası devir iyidir her zaman. Kapattık. Her şey tamam. Evet, yıkama bitti arkadaşlar. Açıyoruz. Bakalım ayakkabılar ne durumda. Yani şöyle bir gün ışığında bakalım. Şu an güzel duruyor. Arkadaşlar ayakkabıyı temizlemiş ama tam istediğim gibi temizlememiş. Bakın şuralarda toprak kalıntıları var. Şurada bir siyah gibi bir leke var. Yani şu an umarım net görünüyordur. Şu yanlar falan tamam, güzel. Acil durumda kullanılacak bir durum. Yani bu toprak olduğu için artık çamurlaşma yapmış. Bakın şuralarda da var. Şöyle net göstermek için. Şimdi ben bununla şöyle bir şey yapacağım. İlaveten. Siz yapmaya da bilirsiniz. Sizin ayakkabınız geçebilir. Bakın normalde şu kadar beyaz olması lazım. Bakın şurası çamurumsu beyaz olmuş artık şu kısımda. Şimdi ben buna şöyle bir formül yapacağım. Ek olarak sıvı bulaşık deterjanı ve diş macununu karıştıracağım ve ayakkabının üzerine diş fırçasıyla güzelce sürte sürte bu lekelerin çıkarmaya çalışacağım. Şöyle bir miktar suyun içine tamamen göz kararı bol bol sıvı bulaşık deterjanı döktüm ve şurada görünüyor sanırım. Şu miktarda, yani miktarını söyleyemeyeceğim işte. Şu uzunlukta da bir diş macunu sıktım. Şimdi bunları bir güzel karıştırıp fırçayla ayakkabımıza uygulayacağız. En sonunda yine böyle bir karışım hazırlayıp bağcıklarımızı içine atacağım ve iyice çitileyerekten onları da kirlerinden, pisliğinden arındırmış olacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar önemli bir husus da diş fırçanızın yumuşak dokulu olması gerekiyor. Yoksa ayakkabınıza zarar verebilirsiniz. Şöyle sadece bir elimle telefonu tutup bir elimle de karışıma ayakkabıya uyguluyorum. Yavaştan etkisini göstermeye başladı. Şimdi birazdan çekimi durduracağım. Böyle görmenizi istiyorum nasıl sürdüğümü. Çok bastırmaya gerek yok. Bakın bembeyaz yapıyor. Şurayı görüyor musunuz? Bunların hepsinden kurtulacağız birazdan. Bakın nasıl köpürdü. Hazırlamış olduğum formülü uygulama işlemim bitti. Yani şu ön kısımlar çok zorladı beni. Baya bir kısmı çıktı lekelerin. Ama şöyle bir durum var. Ben yaklaşık 1-1,5 aydır bu ayakkabıyı böyle bıraktım.
Siz benim gibi yapmazsanız, leke olur olmaz yıkarsanız veya işte temizlerseniz çıkmayan leke diye bir şey yoktur arkadaşlar. Sadece benim gibi uzun süre bekletmek veya yanlış formüller kullanmak vardır. Şimdi ben tekrardan ayakkabıyı makineye atacağım. Bir de ikinci defa yıkandıktan sonra bakalım ayakkabımız nasıl görünecek. Hadi bakalım. Ayakkabılarımız ne durumda? Oy 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 oy. Tertemiz olmuş, tertemiz. Bağcıklar da temiz. Bir de gün ışığında bakmak lazım. Sarışık altında karanlıkta. Oy. Şu an muhteşem olmuş. Çıkmayacak leke yoktur arkadaşlar. Yanlış uygulama ve yanlış formül var. İkinci yıkamadan sonra ayakkabımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Kirden lekeden eser kalmadı. Siz de bu yapmış olduğum formülü ve uygulama yöntemini kullanırsanız çıkaramayacağınız hemen hemen hiçbir leke yok. Görüyorsunuz ayakkabımızın son hali bu şekilde tertemiz oldu. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Bu video serisi inanılmaz çok tuttu. Çok fazla insan izliyor. Yüz binlere ulaştı izlenme rakamları ama abone sayımız hala maalesef 4100 küsürlerde. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.